Sevgili yükselen teraziler 3-9 Mayıs haftasına hoş geldiniz efendim. Evet haftaya başlarken pazartesi salı hatta çarşamba sabahına kadar ay kova burcunda olacak. 5. evinizde yükseleninize üçgen açı yapacak gayet güzel. Evet duygusalsınız. Aşk hayatınız dikkat çekiyor. Aşk ilişkileriniz odağınız sanki biraz orada ya da sosyalleşmekte. Kısacası canınız keyif yapmak istiyor. Sosyal çevre ilişkileri aşk hayatınız dikkat çekiyor. Ebeveynseniz çocuklarınız Ile ilgili bazı gündemleriniz olabilir. Yaratıcı kreatif yönleriniz varsa ayın o 5. ev geçişi de gayet güzel besleyecektir. Yine 5. ev yatırımlarla ilgili olduğuna göre belki de bazılarınızın yatırım planları var haftaya başlarken. Şimdi orada bir tek pazartesi günü biraz tatsız. Çünkü öğlen itibariyle ay satın kavuşumları başlıyor. Bu da pazartesi günü öğlenden akşama biraz depresif, biraz mutsuz olabileceğinizi gösteriyor. Ya da belki de aşk hayatınızda bir şeylerim kafayı takıyorsunuz. Bunlara dikkat. Bu geçici bir etki. Pazartesi öğlenden akşama kadar evet biraz o mutsuzluk, o depresyon veren ya da sevimsizlik böyle bir hayattan tat alamama duygusu veren bir Ay Satürn kavuşumu olacak. Şimdi çarşamba sabahı itibariyle cuma öğleye kadar Ay Balık burcunda olacak. Demek ki çalış Allah çalış. Evet 6. evden ay geçerken iş konuları ön plana çıkar. Ekip çalışmaları, iş konuları, işle ilgili gündemler bunlar dikkat çeker. Biraz sağlıkta hassasiyet verebilir. Uygur ben çalışmıyorum diyorsanız da valla haldır haldır el işe koşuşturacaksınız benden demesi. Şimdi perşembe akşamı orada bir ay Neptün kavuşum var. O böyle bir lüzumsuz duygusallık kendine acıma üzülme getirir. Yapmayın ne olur sakin. Bir de sağlıkta biraz hassasiyet verebilir ona dikkat edin lütfen. Cuma öğlen itibariyle ile ve bütün hafta sonu Ay Koç burcunda en sevdiğiniz evde 7. evinizde çünkü 7. ev sosyalleşme evi ve sizler de sosyalsiniz. Demek ki iletişim, ilişki, arkadaşlarla bir araya gelme ya da aşk hayatınız bunlar dikkat çekiyor. Hoş, cumartesi günde bir aykiron kavuşum var. O biraz duygusal anlamda yaralanmayı işaret edebilir. Acaba ikili ilişkilerde o sosyal döngünüzde hafta sonu ve cuma öden sonra itibariyle aslında başlayan ve hafta sonuna yayılan bu sosyal süreçte acaba biraz bazı duygusal konuları kafaya takabilir misiniz cumartesi? O da biraz dikkat çekiyor tabi.